Merhaba Web Tekno takipçileri, sonunda o gün geldi, çattı ve iPhone 12 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Telefon daha çok taze arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Çağdaş biliyorsunuz ki kutu açılışını yaptı ve telefonu bana getirdi, teslim etti. Ben de 3-4 gün boyunca kullandım ve bu videoda sizlere bu 3-4 günde kazandığım deneyimleri anlatacağım. Telefonun da bir yandan özelliklerine bakacağız. Öncelikle tabii ki de kameralardan başlayalım. Neler geliyor bir bakalım. 3 kameramız da 12 megapiksel arkadaşlar. Bir geniş, bir ultra geniş, bir de telefoto lens. Geniş olan kameramız f1.6 diyaframla birlikte geliyor. Ultra geniş olan ise f2.4 diyaframla birlikte geliyor ve 120 derece bir görüş açısına sahip. Yani geniş geniş alıyor her tarafı. Telefoto lense baktığımız zaman da 12 Pro Max'ten farklı olarak f2.0 diyafram değerine sahip arkadaşlar ve 2.5 kat değil 2 kat optik yakınlaştırma yapıyor. Ultra geniş açılı lensten alırsak yani toplamda 4 kat bir optik yakınlaştırmanız var. 4 kat optik yakınlaştırma aralığı dedikleri bu muhabbet ultra genişten genişe 2 kat, genişten de telefotoya 2 kat optik yakınlaştırmamız var. 11 ile yan yana kıyasladığımız zaman yine kağıt üzerinde baktığımız zaman çok büyük geliştirmeler yokmuş gibi gözüküyor. Ancak gece modunda ciddi iyileştirmeler var arkadaşlar. Özellikle ultra geniş açılı lense gece modu gelmesi birçok iPhone kullanıcısını mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü eski telefonlarda 11 Pro ile falan filan çektiğiniz ultra geniş açılı fotoğraflar düşük ışıkta kötü çıkıyor. Tabi burada az önce bahsettiğim lidar sensörünün de katkıları var. O oradan ışınları yolluyor, daha net bir şekilde her tarafı netleyebiliyor falan filan. Zaten 11 Pro serisinde de gece modu oldukça kullanılan, beğenilen bir özellikti. Burada da ultra geniş açılı lense birlikte gelmesiyle yine çok fazla kullanılacağını tahmin ediyorum. Geniş açılı lensimizde diyaframın da 1.6'ya gelmesi yine düşük ışığa katkılardan bir tanesi. Yani bu gece moduna özellikle çalışmışlar bu sefer. Lidar sensörü karşımıza bir donanım olarak çıkıyor ve artırılmış gerçekliğe katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz zaten bunu işte odanızın boyunu ölçüyorsunuz, duvarların yerini buluyorsunuz ya da herhangi bir şeyin boyunu ölçüyorsunuz. Burada lidar sensörü devreye giriyor ve hızlı şekilde o ölçümleri yapabiliyor. Bir de True Depth yani ön kameramız var, selfie kameramız var arkadaşlar. 12 megapiksel ve f2.2 diyafram değeriyle geliyor. Yine gece modunda ön kameramızı kullanabiliyoruz. Bu da gayet güzel oldu arkadaşlar. Düşük ışıklı ortamlarda kendimizi çekerken daha iyi görüntüler elde edebiliyoruz. Yine video tarafında 4K 60 kare ön kamerayla çekebiliyoruz. 120 kare ağır çekim videoları 12 Pro'da da görmeye devam ediyoruz. Hazır videodan bahsediyorken telefonun genel video performansından da bahsedelim arkadaşlar. Arka kameramızı 4K 60 kare çekimler yapabiliyoruz. Tabi dilersek 24 veya 30'a da alma şansınız var. Yine optik olarak video stabilizasyonu cayır devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Görüntüler oldukça sabit, net bir şekilde, akıcı bir şekilde çekilebiliyor. Dolby Vision HDR kayıt meselesi geldi. Ekranımız bu teknolojiyi destekliyor. Yani bu telefonda Dolby Vision HDR çektiğiniz videoları kendi ekranında görebiliyoruz, editleyebiliyoruz vesaire vesaire, her şeyi telefonun içinde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda iPhone 12 Pro'nun ön kamerasını görüyorsunuz. Güneş altında böyle çekiyor ve mikrofonları da bu şekilde kaydediyor ki bence gayet güzel kaydediyor. Şimdi gelin birazcık da telefonun tasarımından bahsedelim. İsterseniz bildiğiniz gibi bu sene tasarımda köklü değişiklikler var. Telefonun karşıdan baktığımız zaman standart bir iPhone 11 görünüm var. Ancak şöyle hemen tuttuğunuz zaman hissediyorsunuz yan taraflar daha düzleştirildi. 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran bizleri bekliyor. Ekranımız cayır cayır, herhangi bir sorunumuz yok. Ne izlersek izleyelim, ne oynarsak oynayalım, ekran gayet güzel gözüküyor. Çözünürlüğümüz 2532x1170. Tabii HDR görüntüleri izlemek, işte canlı parlak renkleri görmek ya da siyahların harbiden siyah gibi gözüktüğünü ekranda görmek gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Hele ki LCD ve ekrandan geçiş yapacaksanız zaten farkı çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Keşke diyebileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Hani Android cihazların amiral gemilerinde özellikle, hatta uygun fiyatlılarda da 120 Hz ekranı görmeye başladık artık. Bu telefonda da insanlar bu sene artık 120 Hz olmasını bekliyorlardı. Muhtemelen önümüzdeki sene çıkacak iPhone'da artık 120 Hz ekranı göreceğiz. Ancak burada Apple'ın da savunması şöyle: biz 60 Hz'lik ekranda size 120 Hz'in tadını zaten veriyoruz gibi bir açıklaması var. Dediğim gibi karşıdan baktığımız zaman standart bir iPhone ama yan taraflar epey değişti arkadaşlar. Daha kavisli köşelerin yerine daha sert hatlar karşılıyor. Bildiğiniz gibi eskiye doğru bir dönüş var burada. Tutma hissi olarak daha mı rahat, daha mı rahat değil, orası biraz tartışılır. Uzun süre boyunca iPhone kullanmadığım için arkadaşlar bir şey diyemem. Ancak bu köşeli tasarım benim hoşuma zaten gidiyordu. Tutma hissi olarak da ben herhangi bir sorun yaşamadım. Toplamda 187 gramlık bir ağırlığımız var. Bunun yanında lansmanda da vurgusu yapıldı. Kuvvet olarak telefona çok fazla şey kazandırmışlar. 4 kata kadar daha dayanıklı olduğu söyleniyor düşmelere. Seramik kalkan diye çevirebiliriz aslında bu ön yüzeyi. Oldukça dayanıklı olduğu söyleniyor ki
zaten sağlamlık testlerinde de birçok düşürme testi yapacağız kendisine. Orada daha detaylı bir şekilde seramik mi, metal mi, demir mi, ne mi onu hep beraber görürüz. Arka tarafta dokulu mat cam bir yüzey mevcut yine. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucusu değil, yine Face ID kullanıyoruz telefonumuzu açarken. Hani maskelerden dolayı bu sene ben bekliyordum. Bu sağ taraftaki tuşun dokunmatik olabilme ihtimali var gibi geliyordu bana. Öyle çıkarmadılar. Bildiğiniz gibi iPad Air'lar gelecek şimdi 4. nesiller. Onlar da yan tarafta parmak izi okuyucusu olacak güç düğmesiyle beraber. Keşke bunu da koysalarmış. Daha hoş bir hareket olurmuş gibi geliyor bana. Renk olarak da yine farklı renkler var. Gümüş, grafit, pasifik mavi ve altın rengi mevcut arkadaşlar. Elimizdeki gördüğünüz gibi mavi rengi ve bence gayet de güzel, şık, yakışmış Pro serisine. Suya ve toza karşı IP68 ile korunuyor. Bu sefer yine önceki nesle göre arttırılmış. 30 dakika suda durabiliyor ve 6 metreye kadar durabiliyor. Hem tasarım hem ekran açısından bence yine kamerada olduğu gibi vaat ettiği şeylerin birçoğunu karşılıyor. Ben herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Tasarım da yine böyle köşeli tasarım hoşunuza gidiyorsa zaten herhangi bir sorun yok ortada diyelim. Ve şimdi donanıma seri bir şekilde geçelim. Apple da aslında iPhone serisinde bu yıl yaptığı en önemli geliştirme biraz donanım tarafında oldu desek yanlış olmaz. Dünyanın ilk 5 nanometreye sahip mobil işlemcisi bu arkadaşlar. 6 çekirdekli A14 Bionic chipsetten bahsediyorum. Bu sayede daha düşük enerji tüketiyor arkadaşlar. Bu 5 nanometre meselesini de biraz istiyorsanız şöyle ufaktan bir giriş yapalım. İşlemcilerin yapı taşı, transistörler ne kadar fazla olursa işlemcilerin işlem güçleri o kadar artıyor. Mikroskopik boyuttaki bu transistörlerin arasındaki mesafe de aslında nanometre ile ölçülüyor. Bu mesafe ne kadar daralırsa arkadaşlar işlemci daha fazla büyümeden o alana daha fazla transistör sığıyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Tabii daha çok transistör ne demek? Daha çok performans demek. A14 Bionic'te 4 çekirdekli bir GPU'muz var. Zaten lansmanda da gördük. Bunlar cayır cayır LoL'ün mobil versiyonunu oynuyorlar. Adı Wild Rift diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu telefonda da çıktığı zaman onu oynayabileceğiz. Zaten biz de testlerini yaparız. Görsel işlem tarafında bir önceki işlemci A13'e göre %8.3'lük bir performans artışı olduğu söyleniyor. Ancak asıl fark yapay zeka işlemcisine odaklandığımız zaman aslında ortaya çıkıyor. A14'te 16 çekirdekli yapay zeka işlemlerinden sorumlu Neural Engine yani sinir motoru vesaire gibi bir çevirisi var bunun yanlış bilmiyorsam ama Neural Engine zaten genel olarak kullanılan adı. Böyle bir olay var arkadaşlar. Apple'ın söylediğine göre bir önceki nesle göre yine bu işlemci 2 kat daha fazla makine öğrenme performansı sunuyor. Saniyede de 11 trilyon işlem yapabiliyormuş ki oldukça fazla rakamlar. Değişik değişik rakamlar dönüyor. Sen milyar, sen milyon. İşte bütün bunları aslında topladığımız zaman iPhone 12'lerde, Pro'larda daha yüksek işlem gücü, işte ne bileyim bunu sadece oyun oynarken düşünmeyin. Siz video çekerken de o yapay zeka devreye giriyor. Kamerayla fotoğraf çekerken de ya da başka bir iş yaparken de devreye giriyor. Tabii bunun dışında bir de işin 5G yönü var arkadaşlar. Daha hızlı indirme, daha hızlı yüklemeyi kaldırabilecek bir işlemci olarak da karşımıza çıkıyor. Yine hani fotoğraf dedik, kamera dedik, oyun vesaire dedik ama bu telefonda bile lidar sensörü var. Bazı nesneleri taramak ihtiyacı duyabilirsiniz. Tarayıcı olarak kullanabilirsiniz ya da odanızı tarayacaksınız. Yine burada yapay zeka devreye giriyor arkadaşlar ve işlemleri çok hızlı yapmanıza yardımcı oluyor. Elimizdeki Pro modelde 6 GB'lik bir RAM var. Yine bunun yanında 128 GB'lik bir depolamayla birlikte geliyor. Yine burada 6 GB RAM kulağa az gelebilir. Çünkü bildiğiniz gibi amiral gemilerinde 10 GB, 12 GB RAM'leri görüyoruz Android tarafında. Ancak bildiğiniz gibi Apple kapalı bir ekosisteme sahip arkadaşlar. Bu sayede de diğer Android'teki amiral gemilerini rahatlıkla kafa tutabiliyor telefon. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi telefonun donanım olarak da baktık neler sunuyor, neler sunmuyor. Gelin kendisiyle biraz oyun oynayalım. O sırada da ben sizlere her zaman olduğu gibi pilden bahsetmeye çalışayım arkadaşlar. Bu seneki modelde tüm iyileştirmeler ve geliştirmeler bir yana. Kutudan çıkmayan adaptör, kulaklık daha çok konuşuldu bildiğiniz gibi. Maliyetleri düşürmek ve çevreyi korumak adına atılan bir adım olarak da açıklandı. Ben razıyım eski adaptörümü kullanmaya. Bunda herhangi bir problem yok. Ancak kutu içerisinden çıkan kablo bildiğiniz gibi bir ucu Lightning yani telefonumuza gidiyor. Normal tamamdır. Diğer ucu da Type-C arkadaşlar. Yani elinizde Type-C girişi olan bir cihaz yoksa, bir adaptör yoksa ya da MacBook Pro vesaire bir cihazınız yoksa onun içinde haricen bir adaptör almak durumundasınız. Eski adaptörünüzü kullanamıyorsunuz. Bu zaten herkesin bildiği bir meseleydi. Eğer böyle bir adaptörünüz yoksa Apple resmi olarak 200 TL'ye satıyor. Tabii daha uygun çözümler, dönüştürücüler vesaire vesaire de var piyasada. Ya da direkt gidip Apple'ın kendisinden satın alabilirsiniz. Kağıt üzerinde 2815 mAh olduğu söyleniyor. Pilin genelde kullanıcılar iPhone 11 Pro'ya göre biraz daha az gittiğini belirtiyorlar. Tabii bunda 5G'nin vesairenin etkisi var. 2815 mAh'lik bataryanın internette de okuduğum, araştırdığım kadarıyla genel anlamda insanlar iPhone 11 Pro'dan biraz daha az gittiğini söylüyorlar. Bu tabii ki de daha uzun kullanımlarda daha net belli olacaktır. Ancak tabii ki de cihazla bir oyun testi yaptık arkadaşlar. Şöyle söyleyelim, 15 dakika oyun oynadık. 31.1 dereceydi başlamadan önceki sıcaklığımız ve şarjımızda %84'tü. Sadece 15 dakikanın sonunda %6'lık bir kayıp yaşadık. Pilimiz %78'e düştü. Hani 15 dakika için %6 gibi bir seviye biraz fazla gibi geldi bana. En azından iPhone 12 Pro için. Tabii
tabii ki de ekranımız çok kaliteli, işte güzel grafiklerde oynuyoruz, zorlayacak bir oyun oynuyoruz vesaire vesaire. Ama burada sıcaklık biraz fazla yükseldi. Yaklaşık 10 derecelik bir yükselmeden bahsediyorum. 41 dereceleri gördük biz dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla. Elde de net bir şekilde hissedilebiliyor bu. Ayrıca fotoğraf, video çekerken vesaire hissetmiştim. Arka arkaya birçok fotoğraf çektiğim zaman cihaz biraz fazla ısınmıştı. Belki bizim elimizdeki cihazla alakalıdır, bilmiyorum. Ama gün geçtikçe zaten bu konuyla ilgili daha da net bilgiler elimize geçecektir arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar, oyunumuzu oynadık. Telefonla ilgili son sözlerimizi, son düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Videoyu çektiğimiz tarihte net bir fiyat yok ortada. Apple Türkiye fiyatları açıklanmadı. Belki sizin izlediğinizde açıklanmış olabilir. Biz hani telefon biraz erken ulaşsın diye elimize 15.000 TL gibi bir para verdik. Yurt dışından geldi sonuçta cihaz. Ancak tahminlerimiz 13.500, 14.000, 13.000 civarında olacağı. Yani her türlü 10.000'in üzerinde bir telefon olacak bu. Zaten kamera açısından bahsettik. Örnek görseller sunduk. Donanımdan bahsettik. Oyun oynadık vesaire. Piyasada alabileceğiniz aslında en iyi telefonlardan bir tanesi olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ancak tabii ki de koskoca bir fiyat meselesi var arkadaşlar. Cebinizde 13.000 lira vardır. Bir telefona 13.000 lira vermek sizi maddi olarak sarsmaz, borca sokmaz vesaire. O zaman gidip alabilirsiniz bir iPhone istiyorsanız. Ancak onun dışında telefon için yanıp tutuşmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü 13.000 lira çok ciddi bir rakam. Yani gidip böyle bir telefon için borca girer miydim 13.000 lira? Onu taksit ödemeye çalışır mıydım? Şahsen ben öyle bir şey yapmazdım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. En nihayetinde bu bir telefon. Fotoğraf çekeceksiniz günün sonunda. İşte oyun falan oynayacaksınız vesaire vesaire. Daha düşük modelleri de önlenebilirsiniz ki zaten paranız varsa söylediklerimde hiçbir anlamı kalmıyor. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Sizler genel olarak telefon hakkında, fiyatı hakkında ne düşünüyorsanız yorum bölümünde hep beraber tartışabiliriz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da oraya yorum olarak atabilirsiniz diyelim. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Böylece hemen şurada bir beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. İstediğiniz bir test varsa da bunu da yorum bölümünden mutlaka bizlere ulaştırın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.